Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, burada ne yapacağız? Aslında gayet açık. Ee, uzman coin sitesi üzerindeyiz. Binance, PIP ve Floki listeleyecek adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Tabi burada aslında listeleyecek diye yazmışlar anlık fakat listelendiler de. Ve bu olayın üzerine dediğim gibi konuşacağız ee, ki gün içerisinde farklı noktalarda da farklı e, açılardan da dediğim gibi bu olayı değerlendireceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim bu arada listelendi yani tamam mı? Zaten açık bir şekilde görüyorsunuzdur ya yani bariz bir şekilde listelendiğini e, dolayısıyla böyle bir durum var. Şu an fiyat anlamında bir üzerinde duralım ya zaten kanalı e, sıkı takip edenler biliyordur. İki aydır, üç aydır falan, e, Floki Binance'da listelenecek demekten artık dilimde tüy bitti yani. Yanlış anlaşılmasın, hani şey anlamında söylemiyorum, ha, dedim falan. Ya o zaman da söylüyordum, hani bunu görebilmek için alim olmaya gerek yok çünkü belli, tamam mı? Listelenecek yani çok belli. E, bir Floki listelemelerini zaten bekliyordum bugün olmasa yarın ama e, konuyla alakalı şunu söyleyebilirim yani. Şu anki bir listeleme yatırımcılar açısından nasıl oldu? Ya şu an değil de birazdan sonra listeleseler daha iyi olurdu. Ben zaman bakımından Floki'de çok memnun olmadım. Listeleneceğinin gayet iyi farkındaydım. Ama şu an listelenmesi çok avantajlı bir durum olmadı Floki açısından. Bir ikincisi bunu şeye dayanarak söylüyorum. Bakınız, hani. Ya zaten listeleneceği belli, zaten listelenecek de. E, keşke biraz daha bekleyip e, listeleme gerçekleştirselerdi. Pip için bu öyle değil. E, Pip'in tam da böyle, lazım gelen zamanda listelendiler ve Pip için çok daha iyi ve avantajlı bir durum oldu. Tabi biz sonuç odaklı düşündüğümüzde, ...Binance'da listelenmiş iki tane token görüyoruz. O yüzden çok e, on numara bir durum. Pipe baktığımız zaman zaten pipin şu vakitler bilansta listelenmesi en hype olduğu bu dönemde en yukarı baktığı bu dönemde ki hep söylüyorum pipte 14 Haziran tarihine ve özellikle duraklama dönemine kadar yani e, Fed'in faizlerdeki duraklama dönemine kadar Pip sürekli anlamda yukarı bakmaya devam edecek bu aşikar belli e, o yüzden bu sürecin içerisinde binansın. Pip listelemesi çok iyi oldu ve işlem hacmi arttı. E bu hareketler dahilinde zaten koy bakın. Coin'in yükselişindeki sebep şu. Pip'in ana başlık altında. Piyasa düşüyor. Bitcoin, altcoin'ler akümülatif hareket ediyor. Yani e, balinalar main coin'lerinden bir süreliğine hiç değilse uzaklaştı zaten. Bütün bunlar olurken pip bu kaos ortamından beslendi. Aslında dünya genelinin bitcoin'i e, pip de bu sezonun içerisinde kriptonun e, biraz daha e, buradaki benzerliği kendi üzerine aldı diyelim. Yani bu kaos ortamından beslendi. Başta kendileri çekmiş oldukları balinaları bir şekilde katladılar ve çok e, ciddi bir çıkış etabı gerçekleştirdiler dediğim gibi. Bu sürecin içerisinde de bu kaos ortamından beslenmeye devam edecektir. Ama ben her zaman söylüyorum, PIP'in asıl göreceğimiz nokta bak, PIP'i asıl ne zaman göreceğiz? Piyasa yükselirken göreceğiz. Bak, hala diyorum, PIP'i asıl piyasa yükselirken göreceğiz. Fakat şunu da söylemek lazım, yine de binansın listelemiş olması, PIP üzerindeki riski hayli azalttı diyebilirim. Nihayetinde bir altcoin sezonu düşününüz ve bir e, pip düşününüz. Buradaki korku şuydu pip açısından. E, ne olur? Balinalar main tokenlarına geri dönerler. İşte Ethereum'a geri dönüş gerçekleştirirler. Ne bileyim e, işte Shiba'ya geri dönüş gerçekleşti. Ya illaki gerçekleştirirler ama sonuç şu. Binance listeledi ve e, sonuç itibariyle bu kadar yüksek hareket gerçekleştirmiş bir Altcoin sezonunda da acemi traderlarla ve yeni balinalarla bunu egale etme şansı hayli yükseldi. O yüzden Binance'ın listelemesi orta uzun vadedeki riskleri de muhakkak düşürdü. Ee, bunu yani ke kesinlikle söyleyebiliriz. Haricinde ben PP listelemesini beklemiyordum Binance'ın açık konuşayım. Ee, neden bu kadar ani bir geri dönüş yaptılar onu da bilmiyorum. Gerçi biliyorum da bu videonun konusu değil yani gün içinde konuşacağız. E, PIP konusunda CZ çok çekimser konuşuyordu. İşte ya bilmiyorum işte ne bileyim biz böyle coinlere çok sıcak bakmıyoruz falan filan anında geri vites yaptılar. Ve coin market cap üzerinde e, PIP bir ambargoya tabiydi. Günlerdir de zaten bunu eleştirip duruyoruz biliyorsunuz. Fakat anında bir geri vitesli adamlar e, PIP listeledi. Hayırlı olsun diyelim. E, Floki'ye gelince dediğim gibi Floki'nin listeleneceğini zaten biliyorduk. E, ve bugün bu zaman listelendi. Şu anda listelenmesi neden Floki için çok iyi olmadı? Mesela Floki piyasanın doğal ve içsel anlamda e, Floki'nin içsel anlamda yükseldiği bir sezonda bu listelemeyi alsaydı aman aman. Yani örnek veriyorum şuradaki yükselişler niye? Listeleme aldı. E, Binance çok daha büyük bir borsa. Ama aradaki fark şu, şuradaki süreçte zaten piyasa buna el Misal veriyorum, binaz e, düzgün bir vakitte bunu listelemiş olsa, abartısız 3.0115 dirençlerine kadar bile hareket edebilirdi ve e, kat kat yükselebilirdi. E, bu muhakkak ortada olan bir gerçektir. Bunu da söylemek lazım. Bir ikincisi bunu kesinlikle telafi edecektir. Bunu da telafi edeceğinin farkındayım. Floki tarafındaki şu an aynı zamanda bu yeterli yükseleme iş çok e, zamansal olarak da nitekim değerlendirilebilir bir durum olduğunu düşünüyorum. Zira piyasa açıldığında tabii ki hareket devam edecektir. Bakınız 4.035'lere yaklaştığı bir durum içerisinde Floki şu an geri çekilmeye devam edecektir. Kuvvetle muhtemel bir. 37 37-7'lerden bir kademeli ee, yine 4.0 35.5'lardan bir alım fırsatı e, bizlere sunacaktır yatırımcısına. Bu seviyeler e, takip edilmelidir ve kademeli alıma gidilmelidir diye düşünüyorum. Zira artık binans üzerinde bulunan Floki coin piyasadaki beklediğimiz açılım geldiğinde şu Bitcoin'in altcoin'lere tokadı vurmadığı bir hareketi gördüğümüz zaman işte o zaman dediğim gibi Floki tarafında da bunların egale edebileceğini düşünüyorum. Tekrar yatırımcısına da hayırlı olsun diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.